Selam arkadaşlarım. Selam alabilirim dalımıza. Abi biraz kardeş şey bir kız. Selam alabilirim dalımıza. Allah aile insan ilişkisi bakımından. Evet. Vahdesi bir konulu. Tartışma olur toplantısına hoş geldin. Açık. Hayat. Açık açık. Mehmet, hocam bir daha tekrarlayın ama baştan. Mehmet, efendim, selam alabilirim dalımızı. Allah, alem ve insan ilişkisi bakımından vahdet-i vücut tartışmasına hoş geldiniz. Şimdi toplantıyı açması için sevgili hocamız Yusuf Şevki hocam, Yusuf Şevki hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Muhterem meslektaşlar, değerli öğrenciler, sevgili misafirler, Kerem Arabilim Dalımızın yıllardır sürdürmekte olduğu bilginin yeniden üretilmesi bağlamında İslam düşüncesinin çeşitli konularına bugün bir yenisini eklemiş oldu. O da vahdet-i vücud meselesi. Vahdet-i vücud bildiğiniz gibi felsefenin, ilahiyatın, bilimin temel konusu. Bu konuda İslam düşüncesi tarihinde çok değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Bunların bir tanesi de tasavvuf felsefesi bağlamında ortaya çıkan vahdet-i vücud nazariyesidir. Bütün İslam düşüncesi bir beşeri inşadır. Her ne kadar vahye ve onun açıklayıcısı durumundaki sahih sünnete dayanmış olsa da netice itibariyle beşeri inşalardır. Bu beşeri inşalarda hangi noktalarda zaaflar vardır, hangi noktalardan bugün yararlanabiliriz? Meseleye bu açıdan bakılması gerektiğinden düşünüyorum. Çünkü gelenekte de çok doğru tespitler, fikirler, düşünceler var. Bugün bizi yönlendirebilecek olan. Ama bir takım yanlışlar da vardır şüphesiz. Çünkü insanın olduğu yerde yanlışın olmadığını söylemek elbette ki mümkün değildir. Bugün arkadaşlarımız kelam, tasavvuf ve felsefe açısından konuyu ele alacaklardır. Tabii benim vahdet-i vücut konusunda şöyle kelamla ilgili kısa bir mukayese yaparak konuyu oturumun yöneticisi İlhan Bey'e devredeceğim. Bildiğiniz gibi vahdet-i vücudun özü aslında küllü mâ fil kevni vehmun ev'ukûsun fil merâya ev'zilâl küllü mâ fil kevni vehmun ev'hayâlun ev'ukûsun fil merâya ev'zilâl şeklinde özetlenebilen bir dizede özetlenebilen bir görüştür. Evrende gerçek ve varlık, gerçek varlık, yegane varlık Allah Teala'dır. Onun dışındakiler tamamen birer yansımadır, birer arazdır, birer gölgedir. İlahi tecellileri mahal teşkil eder bütün varlıklar. Böyle bir bakış açısını yansıtıyor. Tabii kelam açısından baktığımız zaman kelamda iki tane varlık görüşü var. Bunlardan bir tanesi atomcu görüş, bir diğeri de anti-atomcu görüştür. Atomcu görüşle mukayese ettiğiniz zaman elbette ki vahdet-i vücudu örtüştürmek mümkün değildir birbirleriyle. Ancak anti-atomcu görüşü dikkate aldığınız zaman özellikle Nazzam ve ile ortaya çıkan bir yaklaşımdır biliyorsunuz anti-atomcu görüş. Buna göre evrendeki bütün varlıklar arazdır. Yani birer yansımadır. Bu görüşle belki vahdet-i vücut arasında bir bağlantı, bir uyum kurmak da mümkündür. Gerçek varlık Allah Teala'dır. Hatta kelamda şöyle tartışmalar da vardır. Allah Teala kain bizzat olan yegane varlık Allah Teala'dır.
kendinden var olan, bizzat kendinde var olan Allah Teala'dır. Onun dışındakilerin hepsi onunla vardır. Dolayısıyla Ebu'l-Mu'in el-Nesefi'de böyle bir yaklaşımda var. Biz bu oturumda artık hangi noktalarda kelamla tasavvufun örtüştüğünü kısaca öğrenmiş olacağız. Bir beyin fırtınası şeklinde. Başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet, ben de bu toplantının moderatörü olarak kısaca problemi ortaya koymak istiyorum. Her ne kadar moderatörün temel vazifesi parayı bulmak, munsif davranmak, herkese söz hakkını yeteri süreyi tanıyarak vermek ve toplantıyı salim neticeye erdirmek ise de ben de bu kadar çetrefilli bir konunun ele alındığı bu toplantıda problemi ortaya koymak arzusundayım. Böyle bir görevim olduğunu da düşünerek. Öncelikle kelam ana bilim dalımıza böyle bir toplantıda bizi buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten son zamanlarda gayretli ve enerjik girişimleriyle bu tür toplantıları tertip ettiler ve gerek fakültemize, gerek bilim ve düşünce hayatımıza katkıda bulundular. Bana tanıdan bildirilen süreler şöyle, her konuşmacı 20'şer dakika konuşacak. İki oturum yapacağız. Arada bir çay kahve molası olacak. Ondan sonra da işte hararetli tartışma. Bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar etraflı bir konuya ele almanın neredeyse imkansız olduğunda kabul ederek başlamamı diye düşünüyorum. Çok disiplinli bir toplantı yapmanın avantajlarından, eğer varsa dezavantajlarından ortaya çıkacak problemleri ve imkanları hep birlikte aşmaya çalışacağız. Amacımız çeşitli perspektiflerden sadır olan ana fikirleri bir noktada buluşturmak. Buluşturmak, çatıştırmak değil, buluşturmak. Ve buradan hasıl olacak verimi bundan sonraki düşünce hayatımıza, entelektüel hayatımıza bir ilham ve imkan olarak arkadaşlar, müsaadenizden teşekkür ederim arkadaşlar. Salon niye bu kadar tanımlı? Bu çeşitli perspektifler dediğimiz sahalar, zaten alışa baktığımızda göründüğü üzere tefsir, kelam, tasavvuf, dinler tarihi, İslam felsefesi şeklinde sıralanabilir. Tefsir söz konusu olduğunda zannediyorum sevgili hocamız Mustafa Öztürk Hoca bu konuda bize katkıda bulunacaklar. Belki de şunu konuşacak, ben insanların ne konuşacağını bilmiyorum ama problemi ortaya koymak, huzura kavuşturmak bakımından birkaç satırla değinmek istiyorum. Belki de şunlardan bahsedecek. Kur'an-ı Kerim'in bir vahdeti vücut doktrinini Allah, alem ve insan ilişkileri bağlamında mümkün görüp görmedi. Hocam bir şey söyleyeyim, lafı çekip de gidersen hiç kimse bir şey duyamıyor, anlayamıyor. Hocam teknisyen arkadaş ilgileniyor şu an. Öbürünü kullanın. Ölçü daha ses çıkıyor. Oraya gelin ki ölçeksin. İyice de yaklaşın. Birisini kapatmanız lazım diğeri çalışırken. Belki vahdet-i vücut doktrininin telkin ettiği batini tevhid yöntemlerinin nakil ve sarih akıl ve sahih nakil açısından imkanı, meşruiyeti ve belki eleştirisi ele alınabilecektir. Kelam söz konusu olduğunda zaten affedersiniz durumun zıt dediği yer bu sahadır. Çünkü vahdet-i vücut burada itikadi sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ya da şöyle diyebiliriz, vahdet-i vücut doktrininin doğurduğu itikadi sorunlar bu sahada ele alınacaktır. Nedir bunlar? Mesela İbn-i Teymiye'nin yazdıklarına bakarsak halet ile mahluk arasındaki mübayenetin ortadan kaldırılması.
tenzih noktayı nazarında ortaya bir sürü problemin çıkması ve ilahın vücut, ilahın alem, alemin ilah şeklinde tasavvuru ve bunun doğurduğu çok büyük ontolojik problemler ve bu problemlerin doğurduğu iktidari meseleler. Doktrinin gizli bir alemin nedeni doktrinin tercih ediyor olması, bu da kelamcıların tartışabileceği hususlardan biri. Özellikle de muhtemelen Mahmut Çınar Hocamızın ele alacağı velayet ve rüzgâret meselesinin meselesiyle ilgili tartışmalar malum. İbn-i Arabi velayeti sanki nübüvvetten üstün görülmüş gibi bir izlenim var. İlgili yorumlarda doğru mu değil midir? Hocalarımızdan öğreneceğiz. Bir de dış birikimlerin felsefi olsun, dini olsun. Dış birikimlerin bahsedildiği olan tesirlerine saptırıcı yönleri ve bunların eleştirileriyle ilgili muhtemelen kelamcı hocalarımız konuşmak isteyeceklerdir. Mesela Yahudi kabbalizminden tutun Hindu doktrinlerine kadar birçok kaynağı belki de işaret edeceklerdir. Fuat Aydın Hocam bilmiyorum. Ben kelamcı tutmadım. Şu anda okuyorum hocam, isabet edin diye işaret ediyor. İsabet bir yerler var mı? Tasavvuf bakış açısı zaten problem edindiğimiz mevzunun asıl sahasıdır, orijinal sahasıdır. O konuda Necdet Hocamız bize katkıda bulunacaklar. Tasavvuf derinliğinin entelektüel gelişimi için ve vakti vücut doktrininin nasıl ortaya çıktığı, nasıl eklemlendiği, hangi yeni şeyleri söylediği, eskiden neler yer aldı, özgün bir sistem ortaya koyup koymadığı, belki onun daha spesifik çalışma alanına atıp yaparak şunu da tahmin edebiliriz. Vahdeti vücut ve vahdeti şuhut arasındaki o meşhur tartışma. Ona da değinmesi mümkün olsa seviniriz. İslam felsefesine gelince, evet benim sağıma gelince, felsefeciler vahdeti vücudu bir ontolojik teori olarak ele almak, tahlil etmek ve tenkit etmek eğilimindeler. Felsefede malum bir vahdeti, vacibi vücut metafiziği vardır. Bir de o tasavvuftaki vahdeti vücut metafiziği vardır. Muhtemelen Ömer Hoca bir metafizik olarak vahdeti vücuda yaklaşmayı deneyecektir. Sözü uzatmayacağım, birkaç paragraf daha konuşmak istiyorum. Bu tartışma asırlardır sürüyor sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz. Gerçekten genişlemesine ve derinlemesine hakkında çok şey konuşulmuş, çok şey üretilmiş, çok mürekkep sarf edilmiş bir tartışma konusudur. Kendi Osmanlı geleneğinde şöyle bir göz atarsak, Molla Fenari'den tutun, ilk başında dışlarımızda, Molla Fenari'den tutun, Ankara'dan çıkın, oradan keramet yani karanlık mı yaratıyor? Alo. Evet. Bu terazi bu kadar zahmeti çekmez. Bir de çok iyi bir şey. Bir de çok iyi bir şey.
mevzu var. Gerçekten bu silsileye baktığımızda Vahdettin bu ekonun Osmanlı entelektüel hayatında domine edici bir tesiri olduğunu görebiliyoruz, sürekli olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu yegen ekol olduğu anlamına gelmiyor. Karşı fikirler veya yegane kalmalar da ulema arasında çok konuşulmuştur. Fakat daima alttan alta veya yüksek sesli olmak üzere çeşitli mertesaların çeşitli devirlerde alevlendiğini görebiliyoruz. Arada bir İbn-i Arabi hakkında bir takım fetvaların verilmesi, ortada bir problemin olduğu, sıcak bir tartışmanın olduğu bunu gösteriyor bize. Bunların en ünlüsü Kemal Paşazade'nin İbn-i Arabi hakkında verdiği fetvadır Yavuz Kanser'in döneminde. Hızla ilerlediğimizde Kâsip Çelebi'nin Nizam-ı Hakk'ı, İhtiyar-ı Hakk'ına baktığımızda ki biliyorsunuz bu eser Kadızadeliler ve Sivasiler arasında binler kaşaların bir yansıtılması, bir projeksiyon şeklinde kaleme alınmıştır orada. Gerek İbn-i Arabi'nin dile getirdiği Firavun'un imanı meselesiyle ilgili tartışmanın, gerekse İbn-i Arabi'nin şeyhi Ekber mi şeyhi, Ekber mi oğluyla ilgili tartışmanın yeniden gündeme getirilmiş olmasından anlıyoruz ki süre gelen bir şeye var, münakaşa var ve bu hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Günümüze geldiğimiz modern zamanların Türkiye'sine geldiğimizde İslamcılarımızın da örnek Ferit Kam gibi, Mehmet El Aini gibi İbn-i Arabi meselesini çeşitli açılardan ele aldığını görüyoruz. Ferit Kam'ın özellikle panteizm ve vahdetlik arasında bir karıştırmalar olduğu tezinden hareketle yazdığı kitabı hatırlatmak isterim. Mehmet El Aini'nin kitabında da Şeyh-i Ekber'i niçin severim? Biliyorsunuz ve kitabında Mustafa Kemal'e ithaf ettiğini gözlük not olarak ayrıca belirtmek isterim. Enteresan bir durumdur bu. Batı'da biliyorsunuz müftedi Müslümanlar, tradisyonalistler, perennialistler diyorlar. René Guénon, Richard Schoen, Lucas Burkac gibi ünlü tefekkürlerin de İbn-i Arabi ismi üzerinde çok ciddi vurguları olduğunu ve fakat şimdi bu hatayını artık yapmanın sırasında Hindu doktrinleriyle İbn-i Arabi doktrinin arasında paralellikler gördüğünü hatırlatmak isterim ve Türkiye'de bu zevata ait eserlerin neredeyse tamamının tercüme edildiğini ve çok ilgi gördüğünü de bilmenizi istiyorum. Bunlar ilginç aksisi dağlardır İbn-i Arabi ismi etrafındaki. Son zamanlarda ilahiyat fakültelerinde de tezler cümlesinden bazı alakalara tanık oluyoruz. Özellikle bizim mezunlarımızdan Ekrem Demirli arkadaşımızdan, destektaşımızdan Fütahat-ı Mekke'yi tercüme ettiğini ve yüz yorumlarıyla televizyonlara da şöhret olduğunu yine hatırlatmak istiyorum. Daha tuhaf bir cennetlerden birkaç satırla söz etmek gerekirse bir hafta önce yayınladığı işi Muhammed Hacı Yusuf İngilizce'den tercüme edilmiş bir eseri İbn-i Arabi Zaman ve Kozmoloji. Bunun için. Bana fikri şu, İbn-i Arabi öyle orijinal bir zaman görüşü ortaya koymuştur ki kuantum mekaniğiyle zafiyet teorisi arasındaki bütün çelişkileri gidermiş ve bunların zaman kavramı etrafında uzlaştırılmasını mümkün kılmıştır. Büyük iddia. Caner Taslaman hocama bakarak bu kitaptan söz etmiş olayım. İbn-i Arabi'nin deri de yan yana gelebiliyor. Rekonstrüksiyon yönteminin tiri, deri de yan yana getirilebiliyor. Yanda Alman diye bir adamın kitabını gördüm. Çok şaşırtıcı. Bizim felsefecilerimizden Recep Afyon'un da bu fikir desteklediğini, teşvik ettiğini biliyoruz. Rekonstrüksiyon ve İbn-i Arabi. İlginç. Son olarak Sami Akkaş diye bir mimarın geleneksel kozmoloji öğretilerinin, özellikle İbn-i Arabi kozmolojisinin geleneksel mimariye nasıl yansıdığıyla bir kitabını karıştırmıştım. O da çok ilginç geldi. Demek istediğim şu, İbn-i Arabi'nin cismini bilmiyorum ama ismi çok etkili bir şekilde yaşıyor ve hala bir takım teorik çabalara, bir takım felsefi çabalara, bir takım dini ve bilimsel çabalara ilham verdiği sürdürüyor. Bu arada onu eleştiren, tenkit eden, hatta da tekfir eden anlayışlarında tüm canlılığıyla varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Ben burada kesiyorum. Şimdi önüme konan programa göre birinci oturumda
Önce sözü Doçent Doktor Mahmut Çınar hocama veriyorum. Hocam süremiz 20 dakika. Süreyi aşmamanız konusunda bütün askeri tekbirlere başlıyorum. Haberiniz olsun. Buyurun. Muhterem hocalarım, çok değerli öğrenciler, sözlerimin başında hepinizin saygıyla selamlarım. İlhan Hocam benim doktora tezimde tez izleme girişi niyetiydi. Dolayısıyla bana her zaman müdahale edebilir. Zaten ben bu hakkı tanımasam da kendisi o hakkı kendisinde görür eder zaten. Dolayısıyla zaman konusunda herhangi bir problemi yaşanacağını tahmin etmiyorum. Ben aslında ilan edilen programda sonuncu konuşmacıydım. Biraz da konuşmamın metinlerini hazırlarken buna göre hazırlamıştım. Ama çok önemli değil. Burada zaten bugün burada her şey böyle farklı oldu. Bu da farklı oldu. Sondan başa geldim. Neticede sonda da söylesek, başta da söylesek söyleyeceklerimiz aynı şeylerdir. Ben de başta olmanın da getirdiği bir avantajla daha çok meselenin problematik olan yönlerine dikkat çekeceğim ve inşallah bundan sonraki hocalarımız daha çok belki de meselenin bir yönüyle kendi alanlarıyla ilgili tartışmış olurlar. Şimdi bu velayet ve nübüvvet konusu aslında benim notlarımın arasında özellikle değineceğim bir konu değildi ama madem İlhan Hocam başta o konuyu gündeme getirerek biraz da bana pas atarak dile getirdi, ben onunla başlamış olayım. Evet, vahdet vücutla çok yakından ilgisi olan bir konu. Hüsus-i Hikem'de İbn-i Arabi bu konuya değiniyor. Zaten aslında İbn-i Arabi'nin vahdet vücudu temellendirdiği bana göre en önemli eseri Hüsus-i Hikem'dir. Fütahattan daha çok hüsus vahdet vücut için çok önemli bir temel teşkil ediyor. İbn-i Arabi velayetin hüviyetten üstün mü görüyor yoksa görmüyor mu? Bu konuda çok eskiden beri bir tartışma var. Küçük bir açıklama yaparak bu konuyu geçmiş olayım. Yunan Arabi'ye göre aslında nübüvvet ile velayet birbirinden keskin bir şekilde ayırt edilecek meseleler değildir. Kendisi nübüvveti yani peygamberliği da bir velayet, velayeti ve nübüvveti amme şeklinde bir nübüvvet olarak tarif ediyor. Ve aslında nübüvveti hasse olan peygamberliği, Hazreti Peygamber'le sona erdiğini ama nübüvveti amme olan velayetin Hazreti Peygamber'den sonra da devam ettiğini ifade ediyor. Velayeti temellendirirken vahdet-i vücutla burada bir işi kurabiliriz. Özellikle veli isminin Allah ile kul arasında ortak bir tabi olduğunu ama nebinin sadece kulda bulunan bir tabi olduğunu bu nedenle velayetin öne çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak o velayetin nübüvvetten daha faziletli olduğunu ifade ederken şunu söylüyor. Bir peygamberde hem velayet boyutu var, hem de nübüvvet boyutu var. Münhasıran veli olup da peygamber olmayan velayeti değil de peygamber olanın, olan zatın velayet boyutu onun nübüvvet boyutundan faziletlidir. Hüsus-i Hikem'de bunu kaydediyor. Ve onun bu ifadesi de tartışmaya açık bir ifade olduğu için daha sonraları sanki onun mutlak olarak velayeti, mutlak olarak nübüvvetten daha üstün gördüğü gibi bir şekilde anlaşılmış. Bunu benim bu şekilde yorumladığım şekilde yorumlamak mümkündür. Yani bir peygamber olan bir zatın velayet yönü onun nübüvvet olan yönünden daha fazladır şeklinde anlarsak sanki biraz da insaf da etmiş oluruz. Bu daha uygun bir şeydir. Şimdi bu vahdet-i vücut konusu tarih boyu tartışmaya tartışılmış ve bundan sonra da öyle anlaşılıyor ki tartışmaya devam edilecek. Çünkü çok ilgi gören bir konu. Burada Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı eğer yanlış hatırlamıyorsam benim katıldığım Aralık 2012'de böyle bir toplantı oldu. O toplantıdan günümüzde herhalde böyle ona yakın toplantılar yapıldı. Bunların bir kısmında ben de katılma fırsatı buldum. Hiçbirinde bu kadar ilgi yoktu. Zaten genelde işte yönetim kurulu odalarında falan yapılıyordu.
ve konuya ilgi duyan belki birkaç kişi, yani 10-20 kişi falan katılıyordu dinleyici olarak da, katılımcıların sayısı da azdı. Bu vahdet vücudun hem katılımcıların sayısı çok, yani temsilcilerin sayısı fazla, hem de dinleyicilerin sayısı oldukça fazla, oturacak yer bulamayacak kadar. Demek ki bu konu bundan sonra da çok çok tartışılacak, çok ilgi görüyor ve devam edecek bu. Bugün daha herhalde biz bunu sonuca kavuşturmayacağız gibi bir his var içinde. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu, vahdet-i vücut gerçekten geniş bir etki alanına sahip bir konudur, bir değerlendirmedir. Ancak bunu değerlendirirken toplantı bir yaklaşımdan, biraz önce İmam Hoca'nın üstten bir mübarek biliyorsunuz, vahdet-i vücutla özdeşleşen bir şahsiyettir. İşte kimisi Şeyh-i Ekber diyor, kimisi Şeyh-i Ekber diyor. Aslında Şeyh-i Ekber diyen de onu vahdet-i vücut görüşünden yola çıkıyor biraz. Şeyh-i Ekber diyen de onu tehdit ederek söylüyor. Dolayısıyla aslında bu toplantı yaklaşımların doğru olmadığını, meseleyi çözümleyerek, ayrıştırarak, meselenin avantajlarını da dezavantajlarını da bir bir taksim ederek ondan sonra değerlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem İbn-i Arabi bir bütün olarak değerlendirirken hem de vahdet vücudu değerlendirirken toplantı yaklaşımından kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Vahdet vücud darbelesine yaklaşım tarzı bir dindarın, yani din aliminin veya din önderinin dini bir konuyu anlatırken yaptığı bir takım temellendirmelerden daha çok felsefi bir nazariye olduğunu kabul ederek bu nazariyeye, bu teoriye yaklaşırsak aslında meselenin önemli bir kısmını hak etmiş oluruz. Dolayısıyla vahdet vücud bir filozofun felsefi bir nazariyesini temellendirme ve böylelikle felsefe yapma ameliyesi olarak değerlendirmelidir. Bir filozofun varlığı açıklama yöntemi, varlığı açıklama şekli olarak algılamamız işimizi kolaylaştırır. Benim kanaatime göre de bu meseleyi bu şekilde düşünmemiz, dikkate almamız gerekiyor. Vahdet-i vücudun teorik çerçevesi salt nazari bir teori olarak eğer kalırsa aslında çok fazla problem teşkil etmez. Bizim düşünce tarihimizde aslında vahdet-i vücut gibi nispeten marjinal olan görüşlere sahip başka filozoflar da var, başka zatlar da var. İşte Sühre-Levdiyel Mahfur var, hatta işte İbn-i Sina gibi veya Farabi gibi daha farklı şahsiyetlerin daha bazı marjinal görüşleri var. Ama bu marjinal görüşler İbn-i Arabi'nin görüşü kadar, bu vahdet-i vücut görüşü kadar çok fazla böyle üzerinde tartışma yapan görüşler değildir. Bunun sebebi şu, İbn-i Arabi'nin felsefi bir yöntemle dile getirdiği, temellendirdiği bu konuyu, varlığı açıklama tarzını dini temellere dayandırma kaygısıdır. Yani ayetler getiriyor, hadisler getiriyor, kelamdan yararlanıyor, fıkıhtan yararlanıyor ve bu teorisinin aslında dini bir önemi olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Problem bu. Şimdi her şey Allah'tandır önermesini, her şeyde tanrısal bir öz vardır şeklinde dönüştürerek durmak ve neticede de, bunun neticesinde de puta secde etmekle Allah'a secde etmek aynı şeydir gibi bir sonuca varmak, böyle bir sonucu çıkarmak her zaman problem olacaktır ve dindarların kırmızı çizgilerini aşma olacaktır. Kelam ehli, fıkıh ehli, din alimleri duyarlı insanlar bunun karşısında sessiz duramazlar. Belki de zaman zaman aşırı derecede fetva veren ulemanın, İbn-i Arabi ile ilgili ulemanın da kaygısı bundan kaynaklanıyor. Yoksa bu bir felsefi açıklamadır deseydi herhalde çok fazla tartışma olmazdı, kimse onun aleyhinde çok fazla bulunmazdı. Doğrudur, belki de edebilir, işte Sühre-Levdiyel Mahfur hakkında da veya işte filozoflar hakkında da Gazali'nin malum eleştiriler var, onlarla ilgili de var, doğru var ama onlarla ilgili yapılan bu tenkitler, İbn-i Arabi'nin aleyhinde yapılan tenkitler kadar hem tarih boyunca devam etmemiş hem de sınırlı kalmıştır, belirli zavakta sınırlı kalmıştır. Bu gittikçe devam ediyor, artarak ilgi görüyor, devam ediyor, bazıları aleyhinde, bazıları aleyhinde, bunun sebebi bu. Vahdet-i vücudun aslında felsefi bir teori olarak değerlendirdiğimiz zaman en azından zihinde bir rahatlama, bazı konularda bir rahatlama meydana getirdiğini teslim etmek gerekir. Özellikle yaratılışın başlangıcı, sonucu ve işleyişi gibi konularda zaman zaman zihinde bir takım rahatlamalar, yani
cevap bulamadığınız bir takım soruları cevaplama imkanı verdiği doğrudur. Ancak biraz evvel de ifade ettiğim gibi bu düşünceyi benimsediğiniz zaman dini şerki konularda önemli bir takım açmazlara yol açmaktadır. Herhalde sıkıntı da burasıdır. Yani yaratan ile yaratılan, abd ile mabud, insan ile Allah arasında kesin bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yani Allah ile mahluk arasında, Halik ile mahluk arasındaki ilişkinin süreksiz olduğunu, kesintili olduğunu, her birisinin farklı varlık kategoriler olduğunu belirtmemiz lazım ki vahdet vücud düşüncesi bunu engelliyor. Sanki kul ile Allah arasındaki ilişki, Halik ile mahluk arasındaki ilişki sürekliymiş gibi bir intiba uyandırıyor. Bu da kaygılandırıyor duyarlı kesimlerin. Yine Hristiyanlığın aslında biraz daha bu düşüncelerin üzerine temellendirdiği ve neticede Hz. Mesih'i tanrılaştırma ile neticelenen durumda buna örnektir ve Müslümanların en çok sakındığı konu da bu olsa gerekir. Yalnız şunu kabul etmemiz lazım. Yine İlhan Hocam'a atıklarda bulunacağım. İşte bizim düşünce tarihimizde vahdet-i vücutla hakkında farklı açıklamalar yapan devattan bahsedildi. Gerçekten öyle. Mesela Osmanlı ulemasına baktığımız zaman önemli bir kısmı, Osmanlı ulemasının önemli bir kısmının vahdet-i vücut düşüncesini benimsediğini görüyoruz. Ancak onların vahdet-i vücut dediği şey ile aslında özellikle günümüzde popüler olan vahdet-i vücut algısı farklıdır. Bunu kabul etmemiz lazım. Aslında gerek Ferit Kam'ın, gerekse o dönemde yaşayan başka ulemanın panteizmle vahdet-i vücut arasında kesin bir ayrım yapma gayreti içerisine girmeleri sebebi de budur. Müslümanların kabul edilen için söylüyorum, vahdet-i vücuda yükledikleri anlam ile panteistlerin panteizmle yükledikleri anlam kesinlikle farklıdır. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi vahdet-i vücut için yapılan açıklamalardan bir kısmını en azından makul karşılamamız mümkündür. Yani bunları çok fazla eleştirmeye gerek yok. Belirli bir düzeyde makul olduğunu söylememiz mümkündür. Bunlardan bir tanesi izafet yöntemiyle vahdet-i vücudu kabul etmektir ki mesela buna göre Allah ile alem arasında ilah, mevlûk, halık, mahluk türünden bir ilişki vardır. Yani niye ilah vardır? Mevlûk olduğu için. Veya işte niye halık vardır? Mahluk olduğu için. Bu anlamda bir ilişkiyi dile getirerek vahdet-i vücudu kabul ediyorlar ki bu çok da uçuk bir düşünce veya bir açıklama değildir. Yine bir kısım vahdet-i vücudu kabul eden bir kısım ne var? Varlığın mümkün ve vacip olarak taksim ettikten sonra gerçek varlığın vacip olan varlık olduğunu aslında bu yönüyle vahdet-i vücudu benimsediklerini diğer vacib-i vücudun dışındaki varlıkların izafi varlıklar olduğunu, mümkün varlıklar olduğunu, dolayısıyla bizatihi kendiliğinden varlık olmadıkları için asıl varlık olan vacib-i vücud olduğundan dolayı vahdet-i vücudu kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Yine Mulla Fenari'ye burada atıflarda bulundu. Gerek Mulla Fenari, gerekse Abdurrahman Cami gibi daha çok vahdet-i vücudu ihtilafsız varlığın vacibi varlığı olması temeli üzerinde yoruluyorlar. Yani diyorlar ki ihtilafsız varlık vacibin varlığıdır. Vacib-i vücudun dışındaki varlık ihtilaflıdır. Bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Şudur budur falan gibi farklı açıklamalar var ama vacib-i vücudun varlığı konusunda hiçbir ihtilaf yoktur. Dolayısıyla bu anlamda vahdet-i vücudu kabul ediyorlar. Yoksa biz tutup da Molla Fenari gibi, Abdurrahman Cami gibi diğer Osmanlı ulemasını da bugün anlaşıldığı şekliyle vahdet vücudu kabul ettiklerini söylememiz mümkün değildir. Yine biraz evvel de atıfta bulunduk. Ferit Kam, Gazali ve Genebevi'ye de atıflarda bulunarak Âlyân-ı Sâbite'nin kendi zatlarıyla kaim bir varlıklarının söz konusu olmadığını, bu nedenle de bunların herhangi bir varlıklarının, vücutlarının söz konusu olmadığını, asıl varlığı yine vacip vücut olduğunu ifade ederek, mutlak vücudun ezeli ve ebedi varlık olduğunu ifade ederek, vahdet vücudu bu şekilde yorumlayarak kabul ediyor. Burada vahdet vücutla ilgili böyle yeni birkaç şey ifade ettikten sonra biraz da İbn-i Arabi ile ilgili birkaç hususu değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi İbn-i Arabi'nin
belirli bir yöntemin olduğunu söylemeniz mümkün değildir. Aslında biraz önce işte deli dahi göndermelerde bulunuldu. Deli dahi İbn-i Arabi bir araya getirilebiliyor. Getirilebilir. İbn-i Arabi ile Ebu Hasan el-Eş'ari bir araya getirilebilir. İmam Gazali bir araya getirilebilir. Bazen Ebu Hanife bir araya getirilebilir. Bazen İbn-i Sina bir araya getirilebilir. Dolayısıyla onun belirli bir yönteminin olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kendi sistemini temellendirirken ki sistem dememiz bile çok zordur. Çünkü her zaman her yerde aynı yöntemi kullanmıyor. Nereden istifade etmesi gerekiyorsa, yani neye ihtiyaç duyuyorsa oradan istifade ediyor. Bazen bakıyorsunuz, yedi esmaül husna'dan bir takım unsurlar var. Bazen Hristiyanlıktan, bazen batılı Şia'dan, bazen İhvan-ı Safa'dan, bazen Meşşai felsefeden, bazen İşrafi felsefeden, yine tefsirlerden, hadisten, kelamdan, fıkıhtan, nakilden, nerede ne bulabilecekse kendi söylemini destekleyecek, çoğu zaman onu da kendisine özel yöntemlerle yorumlamak suretiyle onu getiriyor. Dolayısıyla bu hem İbn-i Arabi'ye bir avantaj getiriyor, onu çok farklı insanlarla bir araya getirip tehlif etme imkanı veriyor. Bir de onun kendisini sınırlamaması, nerede ne söyleyeceğini belli olmaması muhataplar açısından da çok önemli bir dezavantaj meydana getiriyor. Gerçekten de Fütuhat-ı Mekki'yi okuduğumuz zaman, özellikle Fütuhat'ta bu var, bazen Fatih bir İbn-i Arabi var, çok böyle ehl-i sünnet yöntemine uygun, herkesin söylediği şeyleri söyleyen, bazen bakıyorsunuz oldukça uçuk bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla hangi konuda ne söyleyeceğini her zaman kestirmemiz mümkün olmayan bir şahsiyet ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. İbn-i Arabi'nin bu durumda olmasından dolayı şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bizim düşünce tarihimize baktığımız zaman dört tane İbn-i Arabi ile karşılaşıyoruz. Birisi İbn-i Teymiye'nin İbn-i Arabi'sidir. İbn-i Teymiye'nin, ben tabi İbn-i Teymiye diyorum, bu sadece İbn-i Teymiye'den ibaretler böyle düşünenler. Birçok İslam alimi böyle düşünüyor ama onların en çok öne çıkanı İbn-i Teymiye olduğu için onun üzerinden ifade edeceğim. İbn-i Teymiye'ye göre İbn-i Arabi'nin tutar hiçbir şey yoktur, tamamen mevluttur. Fasıttır, sapıttır, ne bileyim yani, ne söylenebiliyorsa söylenir yani. Bir böyle bir İbn-i Arabi var. Bir Şarani'nin İbn-i Arabi'si var. Şarani de aslında İbn-i Arabi'nin Ehl-i Sünnet Ulemasının söylediği her şeyi söylediğini, onlardan hiçbir konuda farklı hiçbir şey söylemediğini, eğer onun eserlerinde Ehl-i Sünnet Ulemasına, düşüncelerine genel olarak aykırı olan bir şeyler varsa, bunların onun eserlerine başkaları tarafından sokuşturulduğunu, onun kendi ifadeleri, kendi düşünceleri olmadığını söylüyor. Şarani'de de böyle bir İbn-i Arabi var. Bir de Ahmet Avni Konuk'un İbn-i Arabi'si var. Kusur şehrine baktığımız zaman aslında Ahmet Avni Konuk da İbn-i Arabi'nin özellikle batılı düşüncelerini biraz daha ileriye götürüyor. Hatta zaman zaman İbn-i Arabi'ni söylemediğini de söyleterek onu daha da anlaşılmaz bir hale getiriyor. Bir de böyle bir İbn-i Arabi algısı var. Bir de eğer hocalarım mazur görürlerse benim İbn-i Arabim var. Benim İbn-i Arabim de aslında bir filozoftur. O da bizim oldukça geniş olan İslam sofrasında yer bulması gereken, yer vermemiz gereken, işte bizim düşünce tarihimizde yer alan diğer zavattan bir tanesidir. Ama onun özellikle bu konularla ilgili, Nuri Muhammedi ile ilgili ki bu da Vahdet Vücud'un bir temelidir. Vahdet Vücud gibi konularda konuştuğu zaman bir filozofun konuştuğunu, bir filozofun yazdığını bilerek bir filozofu okur gibi, bir filozofu dinler gibi İbn-i Arabi'yi dinlememiz, okumamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman onu dini bir rehber olarak, yani hidayetin kendisinden alınacağı, tedeyyünün kendisinden alınacağı bir zaaf olmadığını bilerek dinlediğiniz zaman herhalde hiçbir problem çıkmaz. Benim İbn-i Arabi'm de böyledir. Son olarak şunu söyleyelim. Benim İbn-i Arabi'm herkesin İbn-i Arabi'sine döver. Herkese saygılar. Anlaşılan moderatörün görevini kolayca yürüteceğim. Esprili, güzel, hoş ifadeler ortamı rahatlatıyor. Mahmut Hoca, benim İbn-i Arabi'yim dedi, bir filozof dedi. Benim bu ifadelere rezervim var. Ayrıca İbn-i Arabi'nin kendi eserini nasıl tanımladığını belki hatırlamamız lazım.
Fütuhat-ı Mukaddimesi'nde. Eğer bir sufi filozoflar gibi şeyler, fikirler ifade ederse sakın filozof oldu deme. Onu tekfir de etme. Bizim ifadeleri hatırlatmak isterim ona. Kendisini bir sufi olarak tanımladığını... anlaşılan herkesin bir İbn-i Arabi'si var ya da İbn-i Arabi'nin doktrininin çok yönlülüğü ya da derinliği nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Çok farklı İbn-i Arabi imajları üretmeye müsait. Şimdi demin bir cümle kurdu. Kısa tapmakla Allah'a tapmak eşit vakti vücuda göre. Böyle bir önermeyi İbn-i Arabi söylemiş veya kastetmiş olabilir mi? Eğer söylemişse bunun tekniği gerekiyor hocam. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla İslam'da kadar Rabbuke Ella ta'budu illa iyya ayetini tehlil ederken çok ilgimi çeken bir yorum yapıyor. İnsan bir tür homo islamikus, yani doğuştan Allah'a tapmak üzere tasarımlanmıştır, öyle dizayn edilmiştir. Yani. Neye taparsa tapsın son tarihte Allah'a tapar. Çok ilginç değil mi bu? İnsan yaratılıştan tapan bir varlık. Niye tapacağını şaşırıyor olabilir ama tapmanın fıtri doğuştan getirilen bir mod olduğunu bize öğretmesi bakımından önemli. Bu açıdan baktığımızda bir dehrinin veya bir kutperestin puta tapmasının aslında Allah'a tapma duygusunun itkisiyle meydana geldiğini söylemiş olmuyor mu diye düşündüm Sayın Hocam biraz. İsterseniz daha sonra müzakerelerde not alın. Bir şeye daha dikkat çekti olacak. Niye bu kadar ilgi var? Daha önce yaptığımız toplantılar niye bu kadar ilgi görmedi? İlginç. Ben bunu Diriliş Ertuğrul dizisinde İzmir Arabi'nin sık sık Arjantan ve Kavuk'a bağlıyorum. İkinci borsuz bir saklanıyor. Ben açık değilim. Sıra Zilal alimlerinden doçent doktor Fuat Aysa Hoca. Profesör. Profesör. İsimleri değiştirdim. Yine abi bize başlarken isimleri değiştirdim. İsimleri isimleri. Yani o sırada isimleri değiştirdim. Yarışçıdaki Çocuğunun anlatılarından Bavuzunun isimlerinde bir vahidin varlığını bir çıkarmak mümkün. Ama meseleyi dağıtmak yerine ben bu işi tercihi anlamda da bile getiren İncil yetiştirdiği ve birazdan bahsedeceğim gibi aradan 1300 yıl geçmesine rağmen Hristiyanların hala en önemli felsefi akım olarak varlığını devam ettiren Advaita Vedanta tarzındaki Şankara'nın kurduğu felsefi düşüncenin varlığının birliği ile alakalı kanaat keyifleri, düşüncesini anlatmak istiyorum. Hepsinden parça parça bahsetmek yerine birisini derli toplu anlatmak daha uygundur diye düşündüğüm için böyle bir yolu geçtim. Ben metin okuyacağım. Metin okumak sıkıcıdır ama düşüncelerin düzgün şekilde ifade edilmesi için de kaçınılmaz gibi gerekiyor. Onun için kusuruma bakmayın. Hindistan ve Pakistan devletlerinin yer aldığı coğrafya, insanlık tarihinin Mısır, Sümer, Çin ve Çin gibi kalim orta da uzak doğu kökenlerle kıyaslanabilecek bir medeniyet etkisine sahiptir. Bugün Pakistan sınırları içinde yer alan Harappa ve Mohenjo-daro şehirlerinde 1861'den itibaren yapılan kazılarda bazen Harappa şehrinde icraat eden Harappa medeniyeti, bazen İlk Suadisi medeniyeti olarak adlandırılan bir geçmişe dair önemli kalıntılar ortaya çıkartıldı. Bu medeniyet kalıntılarının buranın yerli halkının yoksa nereden geldikleri bile kesin olmayan ancak bir şekilde varlıkları kabul edilen ailelere mi ait olduğuna dair tartışmalar olsa da bu söz konusu bölgeler önemli bir medeniyetinin geçmişe var olduğu gerçeğini değiştirmek. Bir medeniyetin olması kaçınılmaz bir şekilde onun hayata, insana, tabiatı, varlıklara ve tabiata dair kendisine özgü, kendi içinde tutarlı bir bakışı, dünya görüşünü de durumlu hale getirir. Hindi Suadisi medeniyetini kuranların Sümerler aşağı yukarı aynı zamanlarda yazıyı kullanmaya başladıklarını söylemek mümkündür. Ancak bu yazı çözülemediği için bize kadar gelen kalıntılardan söz konusu kalim dönemin dünya görüşü hakkında pek bir şey söylemek şimdilik mümkün gibi görünmemektedir.
Fakat kökenleri milattan önce 1600'de bazıları tarafından yeni teknikte bilen kullanıcı uzun olarak 4000'lere kadar götürülmekle birlikte uzun bir süre Şikayi tarafından seçildikten sonra bu dinin öncesinde milattan önce 600'lere yazı geçirilen Beylik dininin klasik kaynaklarla oluşturan metinlere yani Vedalara sahip. Bu metinler kendilerine üreten insanların hayata, insana, tabiata ve aşkın varlıklara dair bakışları, bakış açılarını bize nakletmekte ve felsefi derinleri belirli içerimlere sahip olmakla birlikte onlarda Aristo sonrası felsefi düşünce tarihinde olduğu üzere sistematik bir düşünce aramak haksızlık olur. Bu vahiy kaynaklı şürüt olarak adlandırılan metinler dört ayrı kısma, Zikrede, Samadede, Yazıda, Devasa'da ve Veda kısımlarındaydı. Her birinde dört alt bölümden, yani mantralar, brahmanalar, aranyatalar, uzak şartlardan oluşur. Bir bütün olarak bu metinler, ilk üçüncü sistemler oluşumunda temel kaynaklar olarak iş görmekle birlikte, bunlardan özellikle çırpanışaklar ve daha sonra ortaya çıkan ve gelenek, simbit olarak adlandırılan, içinde yer alan, Bhagavad Gita, Vedanta düşünce okullarının kendilerine temellendirdikleri esas metinler olmuştur. Hindistan'da hikmet sevgisi anlamına kullanılan filozofi karşılığında tam olarak aynı anlama gelmediği aşikar olsa da görüş, teori anlamına gelen darşana kelimesi kullanılır. Hint düşüncesinde filozofi karşılığında kullanılan kelimenin batıdan farklı olması, onun felsefeden anladığı şeyin de farklı olmasından kaynaklanır. Batı düşünce geleneği, gayri gelenek üzerine işaret eden, ancak her şahsına nasıl bir geçim çizgisi gösteren İslam felsefesinde, felsefenin meraktan, tecessüsten, bilme ve belki de anlama arzusundan doğmuş olmasına rağmen, Hint'te felsefe varoluşsal bir problemler kaynaklanır. Bu varoluşsal problem, insanın belli bir hedefe muhatap olmak üzere yapmış olduğu her türlü eylemin, yani karmanın, kaçınılmaz bir biçimde insan üzerinde karşılık bulan bir sonuç üretmiş olmasıdır. Üretilmiş olan bu sonuç, ister bu dünyada, ister öte dünyada olsun karşılık bulmak zorundadır. Ancak bu sonuçlar o kadar yıldır ki, hem bu dünya hem de öte dünya bunların tüketilmesine yetmez. Bu yüzden insanın yeni bir varlık şekliyle bu dünyaya tekrar tekrar gelmesine, sonsuz kez doğum, ölüm yeniden doğum görüntüsüne, yani samsara maruz kalmasına yol açar. Bunu insanlar ve tanrılar arasında herhangi bir ayrım yapmak üzere işleyen ahlaki bir yasa, karma yasası denir. Bu başka müce olmadığı ve eylemde bulunulduğu müddetiyle bitimsiz olarak bitimsiz olacak gibi görünen durumdur. İşte ilk düşüncesinin kendisine hedef olarak koyduğu şey, insanı bu sonsuz döngüden kurtarmaktır. Dolayısıyla Hint'te felsefe bir meraktan değil, insanların ilgi olarak içerisinde bir sıkıntı durumundan, onları kurtarma arzusundan kaynaklanmış. Felsefi dünya görüşünü hayat haline getirenler nadir olsa da olmakla birlikte, genelde Batı felsefe geleneğinde felsefe anlayışı ve yaşam tarzı her zaman aynı olmak durumunda değildir. Oysa hep üçüncü gelenekleri için felsefe iyi bir durumdan kaynaklanmanın yanında bu döngüden kurtuluş yolunu bilmek yetmez, onu bizzat bir hayat haline getirmek gerekir. Birazdan varlık anlayışı bağlamında kendisinden ve düşüncesinden ayrıntılı bir biçimde söz edeceğimiz Şankara'nın dediği gibi bir haklılık tıp kelimesini söylemekle tedavi edilmez. Tıpı uygulamanız lazımdır. Kurtuluş sadece Brahma kelimesini söylemek elde edilmez. Brahma hakikatini tecrübe lazımdır. Bu görünen kaynak senin şuurundan kayboluncaya, Brahma'nın senin verinceye kadar sadece Brahma kelimesini söylemeyle kurtuluşa nasıl bulabilirsin? Bir insan düşmanları yok etmedikçe ve saltanat mümkün ele geçirmedikçe sadece ben bir kralım demekle kral olmaz. Şimdi kökenli düşünce okulları genel olarak aşkın tecrübenin bir şekliyle ilintilendirilen Vedaları dini kaynağı olarak kabul edilecek etmeme bakımından sırtan ortodoks ve ortodoks anlamına kabul edilecek olan Nastika ve Astika olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan bu bizim cahilimiz birinci grupta yer alır. Her ne kadar oluşum ve gelişim süreçleri farklı olsa da ve genel metafizik görüşleri veya tarihsel temelleri ya da her ikisi bakımdan ortak olduklarından dolayı neredeyse bilinmeyen bir tarihten itibaren birlikte anlam Şatlarşana yani altı okul denen Niyeya Vaishesika, Şankaya Yoga, Purva ve Uttara Mimamsa ya da Vedanta gibi altı okul ortodoks okulları oluşturdu. Bunlar hakkında kısa ayrıntılı bilgiler için ilgili kaynaklara gönderme yaparak şimdi varlığın birliği bağlamında varlık anlayışını göstermeye çalışacağımız Vedanta grubu içinde yer alan 10 okuldan biri olan Şankara tarafından geliştirilmiş Advaita Vedanta öğretisinin varlık anlayışını anlatmaya geçebiliriz. Ancak bundan önce daha sonra birkaç kez kullanacağımız için şimdiden Şankara'nın felsefi okulunun içinde yer aldığı okulun bir ismi olan Vedanta'nın kökeninden kısaca bahsetmek gerekir. Bu aslında düşüncenin odak kavramlarından biri değil, son metinlerin metin silsilesi içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Vedaların son kısmından şartlarını oluşturduğundan söz etmiştik. Bu metinlere Vedaların sonu anlamında Vedanta denilmiş, onlar üzerine inşa edilen felsefede aynı isimden alınmıştır.
Şankara bugün Güneybatı Hindistan'daki Kerala eyaletinde bulunan, Kerala'da yaklaşık 788'de doğmuş, 820'de 32 yaşındayken ölmüştür. 18 yaşında dünyayı hayatı terk ederek 7. bir derviş, sanyasında olmuş. Yoğun seyif hayatı dışında bütün Hint Afrikası'nı dolaşarak muhaliflerin tartışmalarda bulunmuş, Hint dininde reform denilebilecek şeyler yapmış, Hindistan'ın dört büyük köşesinde bulunan varlıklı tarikatları merkezleri kurmuştur. Şankara, Advaita Vedanta olarak adlandırılan öğrencisini, Gaudapada'nın Mandukya Upanishad üzerine bir yorumu olan Karikada ileri süren ilkeler üzerine inşa etmiş. Şankara'nın Gurus olduğu düşünülen Gaudapada'nın karikaları üzerine yazdığı yorum, onun düşüncesini dinlenen en eski ve en özet ifadelerini içerir. Bu düşüncelerini daha sonra en önemli felsefi eser olarak kabul edilmiş olan Badarayana'nın Vedanta Sutra'ları üzerine olan yorumunda geliştirir. Bunların yanı sıra, Upanishad'ların 9 tanesi Mahabharata destanının bir parçasını oluşturan Yagavatita üzerine de Şankara'nın Advaita Vedanta ikisizlik, dualitenin yokluğu felsefesini tam olarak ortaya koymaya çalışmıştır. 9. yüzyıldan itibaren Vedanta içinde farklı düşünceler ortaya çıkmış olsa da Şankara'nın 32 yıllık ömründe tesis ettiği Advaita Vedanta felsefesi aradan 13 yıllık kültüre geçmiş olmasına rağmen bugün hem Hindistan'da takip edilen ve batılan çok bilinen Darshan olarak varlığına devam etmektedir. Bütün düşünce okulları gibi Şankara'nın hareket noktası da karmanın onun yol açtığı Samsara'nın bir gerçek olarak kabulü, bu kabul üzerine onlardan kurtulsun bir yolunu bulma çabasıdır. Şankara'nın temel öğretisi varlığın tek olduğu, onun da Brahman olduğu şeklindedir. Ancak bu tekniği ondan başka varlığın bulunmadığını, geri kalanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu bilmekle insan bu sonsuz ölümden kurtulabilir. Fakat Brahman'ın tekniği ondan başka varlığın yokluğu bilgisini istatistiksel olarak ancak bilgi yoluyla ulaşmak mümkündür. İbadetlerde de böyle ulaşmak mümkün olsa da bu sayılamayacak kadar bu dünyaya giriş gelişi gerektirir. Oysa bilgi yoluyla bunun haksa bir sürede rahatla yaşarken gerçekleşmesi mümkündür. Onun bu anlayışını teolojik, kozmolojik, psikolojik ve eskotolojik konuşmalarıyla ele alarak tutarlı bir felsefi sistem ortaya koymaya çalışmıştır. Teoloji. Şankara'nın kullandığı ve yani varlık olarak adlandırdığı Brahman, çok nadir olmakla beraber ilk kez Vigdavada görüldü. Vigdavada yiyecek takdimi, Soma Şahfetullah'ın iddianesi, büyüksel ifadeler ya da metinler gereğine uygun olarak tamamlanmış törenler anlamına gelir. İlk kez Satabata Brahman adında bir metinde bu evrenin başlangıçta Brahman olduğunu, onun tanrıları yarattığını ve onları yarattıktan sonra bu dünyadan geldiğini söylüyor. Şankara her ne kadar kendisi ikiliğin yokluğu düşüncesini savunsa da bütün bilgi alanlarıyla alakalı yaklaşımlarını ikili bir bakış açısından temellendirmeye çalışır. Bu ikili bakış açısının kendisine hareket noktası olarak kabul etmesi ise onun Vedalardaki yaratıcı evrende ayrı tanrı anlayışıyla Upanishad'lardaki evreni Brahman'la, Atman'ı Brahman'la eşitleyerek ikili yokluğundan kaldıran tanrı anlayışını uzlaştırmaya yönelik çabasının bir eseri olarak kabul etmek gerekir. Kabul ettiği bu ikili bakış açısını, metafizik ve antrenik bakış açısı, bunlardan kaynaklanan bilgileri de yüce bilgi ve aşağı bilgi olarak tanımlandırır. Bu bakış açılarının ve onlardan kaynaklanan bilginin her birinin teolojik, kozmolojik, psikolojik ve astrolojik sonuçları vardır. Teolojik açıdan bakıldığında yegane varlık olup, kendisinden başka varlık adına almaya gayet olan hiçbir şeyin bulunmadığı Brahman, yine metafizik ve antrenik dolayısıyla da yüce ve aşağı bilgi açısından Şankara için iki şekilde görünür. Nirguna, niteliksiz, sınırsız, tanımlanamaz. İkincisi ise sarıla, nitelikleri olan, tanımlanabilir. Dolayısıyla da sınırlanmış olan Brahman. Bunlar birbirlerine zıt olan olmayıp, birbirlerini tamamlayan, aynı varlığı iki farklı bakış açısı ve bilgi düzeyindeki görünümleridir. Sarıla Brahman'ın antrenik bakış açısı ve aşağı düzey bilgi açısından mevcut dünyayı, insanı onun içindeki benliğin atmanı açıklamak için var olduğu kabul edilse de asıl olan Nirguna Brahman'dır. Brahman özü itibariyle herhangi bir nitelik şekli yoktur. Herhangi bir ayrıma tabi değildir. Her yerde hazır ve nazırdır. Sonsuzdur, parçasıdır. Bizatihi farklılaşmamış olandır. Hiçbir şey onu kuşatamaz, onu belirleyemez, şartlandıramaz. O kaba, ince, kısa, uzun olarak belirleyemez. İşitilemez, dokunamazdır. Hiçbir şekilde tanımlanamaz. Onun içinde öyledir ve de şöyle denilemez. Onu ifade etmek için kullanılan hiçbir takdim, ona ait olduğu söylenen hiçbir şekil onun özünü ifade edemez. Bizim kendisini bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şekillerin ve tanımların ötesindedir. Ona dair kullanılan kelimeler ve ne olduğuna dair ortaya konulan düşüncelerin hiçbiri onun niteliğini dile getiremez, ona ulaşamaz. Onu anlatmak için bu türden olumsuz ifadelerin kullanılması, onu tanımlanamaz olduğunu anlatmak içindir. Bu tür ifadelerin onu anlatmak için yetersiz olduğunu göstermek maksadıyla bilge var da özüyle alakalı sorulara sessizlikle cevap vermiştir. Ondan bu şekilde söz etmek, onun boşluk olduğunu, yok olduğunu, olmadığını dile getirmek için değildir.
Çünkü onun en önemli genel özelliklerinden biri var olması. Bu zaten Şankara'nın Brahman'ın sahip olduğu şeklinde zikrettiği dikkat niteliğinden Sis ve Ananda vardır. Bilinçle mutluluk niteliklerinden de bir. Bu niteliklerinde herhangi bir artış ve azalma söz konusu değildir. Ancak söz konusu niteliklerine rağmen olumlu niteliklerle tanımlamanın zorunluluğundan, hatta insansızlığından dolayı onun için ne kimdeki, ne olur ne de şudur gibi negatif söyleyici anlamında ifade edilen olumsuz ifadeler kullanılır. Onun ne ismi ne de şekli vardır. Zamanın, mekanın ve duruş tecrübesinin bahsi ifadelerin ötesindedir. Bu yüzden onun için bir sıfatı sahibi olduğunu düşünemez ve dolayısıyla da bilinemez. Ancak isim ve şekil olarak tezahür ettiğinde, yani ancak sabuna şekilde ilgili hale değil. Bu halde yegane varlık, farklılaşmamış parçası olarak tanımlandığında Brahman'dan hiçbir, başka hiçbir varlık söz konusu değildir. O zaman insanların bizzatihi kendileri ve dünya hakkında sahip oldukları ve yaşadıkları tecrübelerin bir gerçekliği yok mudur? Şankara, bunun antrik bakış açısıyla aşağı düzey bilgi bakımından doğru ve gerçek olduğunu söyler. O zaman eğer yegane varlık Brahman ise ancak dünya ve belli bir bakış açısından da olsa bir gerçekliğe sahipse bu ikinci varlığın gerçeklik düzeyindedir ve bu varlığı ve varlığını ikna olur. Bu da bizim kozmoloji meselesi altındaki konulara götürdü. Kozmoloji, görünen evren ve onda yer alan her şeyin varlığı ve dolayısıyla Brahman dışında ikinci hem de çoklu bir varlık düzeyi ortaya çıkınca onların varlıklarını görmezden gelerek Brahman'ın yegane varlık olduğunu savunmayı sürdürmek zor olacak. Bu yüzden Şankara bu varlığın aslında bir gerçekliğinin bulunmadığını, bir yanıtlamadan ibaret olduğu düşüncesine sahip olsa da en azından aydınlanmamış zihinler için onun gerçekliğini kabul eder. Nirvana haliyle varlık, bilinç, mutluluk nitelikleriyle öne çıkan, karakteri görünemeyen, parçalanamayan ve kendisine ulaşmanın mümkün olmadığı Brahman'ı doğrudan alemle ilişkilendirmek ve insanların kendilerine darbe kaldıklarına yardım edebilecekleri bir biri olarak görmek mümkün değildir. Bu yüzden bu tür her şey Brahman, onu Brahman'ın aydınlarla yaratılıp oluşturan Saguna ile ilişkilendirir. Saguna anlayışı en iyi karşılığını bilinen anlamıyla Tanrı olan İşvar adımıdır. Tanrı ile mutlak Brahman arasında herhangi anlamda bir ayrılık yoktur. İşvara yani Tanrı ve Brahman aynı varlığın sıfatları sahibi olmadığı için belirlenemeyen ve sıfatlara sahibi olduğu için belirlenmiş olan halleri olma bakımından birbirlerinden ayrılığıdır. Aydınlanmamış, metafizik bakış açısında yükselmemiş, antrik düzeyde kalmış olanlar için İşvara hem elenli yaratıcısı ve ayrak meclisi olarak kabul edildi. Uuu. Tamam hocam, hocamızın kılıcı şerah geçiyor. O zaman şöyle diyelim, kozmolojide evrenin bir gerçek olarak kabul edilmesi, insanlar bunu gerçek olarak tecrübe ediyorlar. Peki bunun gerçekliği Brahman'la karşılaştırıldığı zaman fiili gerçeklik nedir? Hayır. Şankara'ya göre bu aslında Maya'dır, bir yanılsamadır. Gerçek olmayan bir şeyi gerçeğin üzerine koyduğumuzda gerçeğin gerçekliğini gerçek olmayana taşımış olur. Nedir bu? Bir insanın rüya görmesi gibi. Rüya gördüğü müddetçe onun gördüğü şeyler gerçektir. Ama rüyadan uyandığı zaman onun gerçeklikleri ortadan kalkar. Yani aslında insanlar antrik bilgi düzeyinde kaldıkları müddetçe içinde yaşadıkları olduğu gerçektir. Ama bu antrik bilgi düzeyine çıkıp yegane varlığın Brahman olduğunu fark ettikleri andan itibaren bu gerçek olarak gördüğü şey gerçekliğini kaybeder. Aynı zamanda bu bir ipin ya da bir dağ parçasının yılan olarak görülmesiyle de anlatılmaya çalışılır. Biz bilgisizliğimizden dolayı ya da onun hakkında yeterli hakiki bilgiye sahip olmadığımız için onu dalı ya da ipi yılan olarak görürüz. Ama onunla alakalı yeteri kadar bilgiye sahip olduğumuz zaman da onun bir yılan olmayıp dal olduğunu öğrenir. Burada aslında ister rüyalarda ister federin yılan ya da ilk benzetmesinde olduğu gibi bilgi düzeyi değiştiğinde var olan gerçeklik aslında değişmiyor. Sadece varlığa, var olan gerçekliğe bakış açımız değişmiş oluyor. Dinlen abi bütün şeyimi, projemi... Hocam bu maksimum, keşke böyle anlatsaydın. Öncesi daha güzeldi yani. Zaten anlaşıldı. Pardon. Şeyle alakalı, şimdi görünmez tanımlar tanımlanamaz bir tanrı yani burada Mirduna diye bir iş var ama yani bizim bildiğimiz tanrı anlamında. Alemle ilişkili olan iş var adı ve iş var alemle olarak ilişkisini üç şekilde devam ettirir. Yani üç ayrı varlık gibi görünür. Brahma, Vishnu ve Shiva. Brahma alemin yaratıcısıdır. Yalnız buradaki alemin yaratıcılığı düşüncesi bizde olduğu gibi ya da İslamlıkta ve de Yahudilikte olduğu gibi
espiriyor. Yani yokluktan yaratma anlamında değildir. Varlığın belli bir başlangıcı yoktur. Alem sonsuz bir şekilde vardır. Alemin sonsuzluğunun varlığının sebebi bir insanın eylemde bulunduğu müddetçe sonsuz defa dünyaya gidip gelmesi gerektiği gibi bu eylemlerin karşılık görmesi için de dünyanın sonsuz olması gerekir. Yani buradaki sonsuzluk bizim anladığımız anlamda başı ve sonu olan ve bir daha da bitmeyen bir şey anlamında değil. İlhan abi gayet iyi bilir. Hint düşüncesinde, Yunan düşüncesinde de var. Alemin farklı dönemlere ayrılan, belli bir yerde biten ve yeniden başlayan bir süreci var. Hindistan'da alem sonsuz gibi görünse de, zaman anlayışı 10 üzeri yüzlerce sınırla ifade edilse de, neticede bir yerde biten ve yeniden başlar. Dolayısıyla... Şimdi çağdayız hocam. Şimdi Kaliyuga'dayız. Yani evrenin en kötü günahkar olduğu dönemdeyiz. Karanlık çağdı. Evet. Son bir şey söyleyeyim hocam, şeyle alakalı, psikolojiyle alakalı. İnsanın kendisi, kendi gerçekliğinin, müstakil bir varlığının olduğu düşüncesi, onda var olan, bizim ruh diye adlandırdığımız ya da ruha karşılık olarak gördüğümüz Atman'ın, Brahman'dan ayrı bir varlığının, kendi başına müstakil bir varlığının olmasını düşündüğü içindir. Yani aslında ne zaman ki Atman'la Brahman'ın, evrenle Brahman'ın, daha doğrusu Brahman'dan ayrı evrenin herhangi bir varlığının olmadığını fark ettiği andan itibaren, o aslında sonsuz bu giriş dönüş dediğimiz, reenkarnasyon dediğimiz zincir kırılmış oluyor. İnsan bu dünyada yaşarken de kurtulmuş oluyor. Bu şeyin, biraz önce Mehmet Bey'e söylemişti, Mahmut Bey galiba. Şey gibi, dinle alakalı, ahlakla alakalı, bir problemiyle alakalı bunların bu şeyin, Adayet Vedantan'ın bir takım sonuçları var, içerimleri var daha doğrusu. Onunla alakalı tartışma konu şey zamanında sorular gelirse onu da açıklamış oluruz. Kusura bakmayın. Mutlaka bir şeyler söylüyorum. Evet. Aydın Hocam'da çok çok teşekkür ediyoruz. Kaliyuga'dan bahsetti. Kaliyuga, Hint kozmolojik çağlarının son dönemi. Bizdeki ayrı zamana tekabül ediyor ve karanlık çağ demek. Bu demin sözünü ettiğim Röne Genon, Abdülvahit Yahya ismiyle anılan Müslüman yorumuna göre biz karanlık çağın da sonundayız. İyice ortalığı karardı, manevi açıdan. Karanlıklar içinde yaşadığımız, belki dış dünyamız veya konforumuz bakımından aydınlık bir çağ içi olabiliriz ama maneviyat açısından karanlık bir çağdayız dediği dönemde şöyle bir imkandan da bahsediliyor. Bu kadar karanlık bir çağda manevi yönde atılan en küçük bir adımın bereketi çok yüksek. Yani 5 vakit namazını kılan, erdemli bir hayat sürmekte ısrar eden, ahlaklı insanların veli olması işler bile değil demeye getiriyorlar. Müjdelerim. Şimdi meslektaşım İstanbul Üniversitesi doçenti Ömer Türker Hoca'yı konuşmasını yapmak üzere. Evet. Mikrofonun başına daha bir tutup koyuyorum. 20 dakikayı aşmayın lütfen. Hocam. Buyurun. Son konuşmamızı bitirmeden mümkün görünmüyor. Son konuşmamızdan sonra zaten bir aramız var. Biraz daha sabır. Hadi bismillah. Ben de size de bitireyim. Muhterem hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Ben sadece TSP cihetinde İbn Arabi nasıl görünüyor onunla ilgili kısa bir özet yapacağım. 20 dakika sürmeyebilir hocam. Buyurun. Şimdi İbn Arabi düşüncesi, İslam düşüncesi içerisinde başlangıçta yani kelamla başlayıp felsefenin tecrübesiyle devam ede gelen varlık araştırmalarının yani varlığı anlama çabasının bir uzantısı olarak ortaya çıktı ve bu düşünce kendisinden önce ortaya çıkmış olan felsefi ve kelami düşüncelerden önemli ölçüde bir takım teorilerle yani düşüncelerle beslenerek oluşturuldu. Bu düşüncenin temelde ben aslında neyi konuşacağımı tam olarak bilmiyorum. Yani benden onlar biliyor. Tamam. Yani ben şimdi İbn Arabi düşüncesini özetleyeyim. Yani İbn Arabi ne düşünüyor onu özetleyeyim. Ne olacağını ilk defa her şeyi tekrar yapayım. Ondan sonra
Yok yani eleştiri değil, eleştirme kanalında değil. Yani düşünceyi özetlemeyi düşünüyorum. Herhalde bu bekleniyor falan diye. Yani ben önce böyle. Hocam nasıl bir gün görürseniz. Tamam, şimdi abi düşüncesini temelde iki önermesi vardır arkadaşlar. Yani bu önermelerin İslam düşünce geleneğiyle irtibatını ve dini düşünceyle irtibatını anlatayım da bir belirginlik konusudur. Şimdi birincisi, varlık olmak bakımından varlık haktır cümlesi. İkincisi ise İbn Arabi'nin bütün varlıktaki kapsıyla ortaya çıkardığı ayarı sabite görüşü. İbn Arabi'nin bütün düşünceleri, yani sözüne edebileceğimiz bütün alt kavramlar bu iki cümle altında değerlendirilip müteala edilebilir. Bu cümlelerin felsefe ve kelam geleneğinde çok ciddi uzantıları var. İbn Arabi'nin ayarı sabite düşüncesi, bir yıl ve Platon'un nide derne, diğerleriyle Muhtezler'in mağdur şeydi teorisi de varlık olmak bakımından varlık haktır cümlesi ise benim kanaatimce İbn Sina'nın doğru varlık düşüncesinin ya yeni Platoncu geleneğin Tanrı mutlak varlıktır düşüncesinin dini endişelere dikkate alarak yeniden yorumlanmasıdır. İbn Arabi'nin dini düşünce geleneği açısından oturduğu zemin benim anlayabildiğim kadarıyla şöyle özetlenebilir. Bahrettin Razi Esma-i İhtiyar şerhinde filozoflar ve kelamcıların Tanrı'nın isim ve sıfatları meselesini ele alırken der ki bütün düşünce temelde yani bu varlıkla iken Tanrı'nın zatı ve sıfatlarla ilgili tartışmalar temelde vahdaniyet ve uluhiyet kavramlarının karşılığı üzerine kurulur. Eğer aklın Tanrı'yı bilmesi ve Tanrı alem arasındaki ilişkiyi izah etmesi açısından meseleye bakar isek Tanrı'da bizim vahdaniyeti yani Tanrı birliğini merkeze almamız gerekir. Birliğini merkeze aldığımız bir Tanrı'da da en üstünde kelamcıların düşündüğü gibi sıfat bulamayız. Ama din bize kendisine ibadet ettiğimiz, çağırdığımız zaman sesimizi duyan, bizim içimizde borç verdiğimiz zaman öncelikle kendisine verdiğimiz bir Tanrı'dan bahsediyor. Yani uluhiyet nitelikleri olan bir Tanrı'dan bahsediyor. Bu uluhiyet niteliklerine sahip bir Tanrı'nın da gerçekten sıfatlara sahip olması gerekir. Yani Tanrı ve alem arasındaki ilişkiyi bizim en küçük nesliyle Tanrı arasında doğrudan bir irtibat kuracak şekilde tesis etmemiz gerekir. Kelamcıların düşündüğü şekliyle. Her kim ki vahdaniyeti merkeze alır da sistemi ona göre kurarsa eğer dini düşünce içerisinde yer alıyorsa en iyimser tabirle müfessirin geldiği noktaya gelir. Dini düşünce içinde yer alıyorsa işte yeni Platoncu filozoflar gibi daha metafizik imaları güçlü ama Tanrı'yı sadece bir ilke olarak dikkate alıp bütün varlığı Tanrı üzerine inşa eden bir noktaya gelir. Yani demek istediğim şey şu. Aslında İbn Arabi öncesinde İslam düşüncesinde ortaya çıkan ekoller dini düşünce ekolleri öncelikle onu söyleyelim. Dini düşünce ekolleri aklın verdiği vahdaniyet fikrini zedelemeden uluhiyeti temellendirmeye çalıştılar. Felsefi düşünce ekolleri ise vahdaniyet fikrini merkeze alarak Kardazen'i istinad ederek şimdi meseleye bakıyoruz. Vahdaniyet fikrini meseleye alarak merkeze alarak uluhiyeti bu genel çerçeve içerisinde bir noktaya yerleştirmeye çalıştılar. Bu işin şampiyonu Farabi. İbn Sina'da Farabi'nin teorileri açıldı ve İslam felsefe geleneğinin temel öğretileri haline dönüştü. İbn Arabi'nin yani daha öncesinde, İbn Arabi öncesinde mesela Tanrı alem arasındaki ilişkinin tesisi için Mutezile Mahdum-ı Şeydi teorisini çıkarmıştır. Vahdaniyet ilkesini temin etmek için Tanrı'nın mani sıfatlarını reddetti. Yani ilim, kudret gibi sıfatlarını reddetti ve Tanrı'nın sıfatlarının aslında zatıyla özdeş olduğunu iddia etti veya daha sonraki Mutezililer yani Ebu Haşim'in iddia ettiği gibi bir ahval teorisi de vardı. Yani vahdaniyetle uluhiyeti tehdit etmeye çalıştı. Hepsi ortaklaşa neredeyse maddenin veyahut da Allah dışındaki nesnelerin ezeliliği fikrini reddettiler. Yani hudus düşüncesi üzerine kurdular Tanrı dışındaki herhangi bir nesnenin Tanrı ile ortaklığına gelemek için. Tanrı'ya varlık deneme konusunda ısrar ettiler. Varlık değildir Tanrı dediler. Tanrı kişi olan bir Tanrı'dır. Sadece varlık kavramından kişi olan bir Tanrı mefhumunu biz üretemeyiz diye düşündüler. Buna mukabil filozoflar, Tanrı'ya varlık dışında herhangi bir nitelik atfetlerin bölümünü ortaya çıkaracağını ve Tanrı alem arasındaki ilişkiyi tesis edemeyeceğimizi düşündüler. Böylesine bir yaklaşımla. Ve Tanrı'yı bizim
sonradan yaratılmışlarla, sonradan meydana gelmişlerle özdeşleştirme tuzağına düşeceğimizi iddia ettiler ve uluhiyeti ikinci, vahdaniyeti birinci konuma yükselttiler. Fahrettin Razi'nin ifadelerini dikkate alarak söyleyecek olursak. Şimdi İbn Arabi düşüncesi aslında her ikisini buluşturma çabasıdır. Yani bir merkezi bunun uluhiyettir. Yani temelde düşünce İbn Arabi'de de kelamda da metafizik bir kere aslında bir nas yorumu olarak ortaya çıkar. Yani bu yöntem itibariyle böyledir. İbn Arabi düşüncesinin yöntemi Hazreti Peygamber'e itibardır. İtibar etme ve kesinlikle bu sonuçlara ulaşılmayacağını ısrar eder. Bunlar ne kadar tutarlı olduğu ayrı bir sorun ama temel iddiası budur. Yöntemin dışında metafizik teori açısından meseleye baktığımızda İbn Arabi filozoflarda ortaya çıkan varlık kavramıyla kelamcılarda ortaya çıkan sıfatlar düşüncesinin bir tür buluşmasını ifade etti. Varlık olmak bakımından varlık tanrıdır sözü, yani el vücud min haydi ve vücud hakkun ifadesi felsefenin söylediği tanrı mutlak varlıktır ifadesinin Allah dışındaki her türlü nesnenin varlığının tek bir varlık kavramında toplanarak yeniden üretilmesidir. Aslına bakılırsa İbn Sina düşüncesinin ben buna elverişli olduğu, lakin İbn Sina'nın başka bir takım kayıtları var. Yani temelde zati mübayyenin kaydıyla bu noktaya varmadığını düşünüyorum. Felsefi açıdan aslında bunun doğru ifadesi panteizm. Tasavvuf hocalarımız İbn Arabi düşüncesinin Cumhuriyet'in başlarında hocamız zikrettiği bir takım yazarlar da İbn Arabi düşüncesinin panteizmle farklılığı üzerinde dururlar. Endişelerin de kısmen haklılar çünkü İbn Arabi düşüncesini herhangi bir uzaklığı öğretisiyle yahut Spinoza ile panteizmle özdeşleştirmek istemiyorlar. Yani o tuzağa düşmek istemiyorlar kendilerince. Bu noktadan isabetli de. Lakin panteizm en genel anlamıyla varlığın tekliği, onun dışındaki her şeyin o varlığın bir görünümü, tezahürü olması demektir. Panteizm çok genel anlamı budur. Yani bir kimsenin panteist olmak için illa Spinozacı yahut uzak doğucu bir panteizmi benimsemesine gerek yok. Benim kanaatimce İbn Arabi İslam panteizmi ifade eder. Panteist dememin sebebi de şu. Bu düşüncede varlık tek bir şey. Her bir nesne, zikredebileceğimiz her bir nesne varlığın hani tecellisi deyince anlaşılmıyor. Varlığın bir görünümü. Aslında her bir nesne varlığın bir ismi. Dolayısıyla bütün isimler, varlıktaki bütün isimler evvelen ve bizzat o varlığın kendisine saniyen ve bilara dolaylı olarak o isim olarak adlandırdığımız her bir nesne ise ona ait. İbn Arabi yeni Platoncu düşünceyi bu bakış açısıyla, yani İbn Sina'da en yüksek formüyle dile gelen yeni Platoncu düşünceyi tamamıyla varlığın ortaklığı zemini üzerine kurdu ve İbn Sina'nın, temelde Farabi'nin düşüncesi bu, Farabi'de dile gelen ayrıntıyı aynıyla tevarüz etti. Yani birinci akıl, ikinci akıl, akıllar, nefisler, kozmolojik düzen ve bu dünya olmak üzere Tanrı'dan aşağı doğru yeni Platoncuların kurduğu sistemi tevarüz etti. Ama onlardan bir farklılık oluşturdu. Şimdi tevarüz etmesinin farklılığı ve aynıyeti var. Aynıyet şurada ortaya çıktı. İbn Arabi öncesinde hiçbir düşünce kendi alemin ezelliğini iddia etmemişti. Dini düşünce içerisinde hiçbir grup. Sufilerin ruhun ezeline dair sözleri var ama üzerine gittiğiniz zaman kastettikleri ruhu bedenden önce yaratılması. Hallacı falan beyaz gibi böyle sözleri var. Bizim bildiğimiz anlamda felsefi bir ezellikten bahsetmiyorlar. Yani İbn Sinacı ya da Farabici Allah'ın varlığının hemen ardından yani tam illetin varlığını ortaya çıkarması şeklinde bir ezelilik fikri ilk defa İbn Arabi ile dini düşünceye girdi. Ve kelamcılar bundan sonra Şerr-ül Mevâkıf'ta, Şerr-ül Vakası'nda bu tartışmalar vardır. Kelamcılar bundan sonra bir insan Allah'ın kadir-i mutlar olduğunu düşündüğü halde alemin ezelliğini iddia edebilir mi sorusunu sordular. Amidi buna olumlu cevap veriyor öfkâr ve öfkârla. İddia edebilir diyor. Yani bu nokta dini düşünceye girdi. Şimdi, yeni kartoncu düşünceyi tevarüz etmenin ortaya çıkardığı netice bu. Zaten filozoflar demişlerdi ki, alemin halis olduğunu iddia etmek, Allah'ın sonsuz bir kesitte atıl olduğunu iddia etmek demektir. Yani siz sıfatları zatın özde şeklinde yorumladığımız için, sıfatları Tanrı'yı takdir etmekle suçluyorsunuz. Tam tersine Tanrı'yı takdir eden, iptale uğratan sizsiniz dediler kelamcılara. İsabetli mi? İsabetli olduğunu söylemek çok zor.
Yani bu isabetli bir eleştiri, bu kolay kolay cevaplanabilecek bir eleştiri değil. Çünkü her ne kadar Gazali buna tahammülde buradaki kesik benzi bir kesiktir, harici varlığı yoktur diye cevap verse de bu öyle hemen yani benzinle cevap verilecek bir şey değil. Gerçekten Tanrı'nın cudunun, Tanrı'nın cömertliğinin kendisinin herhangi bir fiil yapmaktan geri kalmamasını gerektireceği konusunda filozoflar ısrar etti. Bu düşünceyi aynı ile İbn-i Arabi tevarüs etti ve sudur düşüncesini belirledi. Sudur düşüncesini benimsemek de kendisine göre vahdaniyet prensibin, vahdaniyetle ilgili dini düşüncenin sorunlarını çözdü. Çünkü dini düşünce sıfatlarda ısrar etmekle vahdaniyet problemini çözemiyor. Bu gerçekten çözülmesi de çok güç bir problem. Bunu çözmek yoktur. Yani hem Tanrı'nın mutlak bildiğini iddia edeceğiz, hem de bütünüyle bu alemin alemdeki her bir nesneyle Tanrı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve Tanrı'nın bildiğimiz şu sıfatlara sahip olduğunu iddia edeceğiz. Bu çözümü zor bir sorun. Yani hani çözemiyor derken cümlemi tavsiye edeyim. Yani çözümü çok güç ve başkasını ikna etmekte çok zorlanabileceğimiz bir konu. İbn Arabi varlığın tekliğini iddia etmekle bu problemi çözdü. Yani düşünce sonuçta bir soruna çözüm olarak üretildi. Neyi çözdü? Varlık olmak bakımından varlık haktır cümlesi. Dini düşüncede bir türlü izahta yani son derece güçlük yaşadığımız ve bir türlü benim kanaatimce tam olarak çözemediğimiz vahdaniyet problemini çözdü ve dedi ki tek bir şey var. O da Tanrı'dan ibaret. Onun dışında gerçek Tanrı'nın sıfatı, ismi, tecellisi ne derseniz artık yani hocunuzu hangi kelime gidiyorsa onu kullanabiliriz. Onun bir tezahürü, zuhur olarak ortaya çıkar bir isimlerden ibarettir. Sonra felsefi düşüncenin Tanrı alem arasındaki irtibatı nedensel ilişkiye koymak suretiyle nedensel bir anlayışla değerlendirmek suretiyle katı hiyerarşisinde dini düşüncenin tevarüz ettiği yani aslında Eşari ve Mutezile kelamında tevarüz ettiği ilkeyi de çözdü. Dedi ki İbn Arabi'nin bu çözümüne imkan veren İbn-i Sina'nın rağbet mahiyet düşüncesidir. Ben Amiri'nin primitif bir vakit vücutçu olduğunu düşünürüm. İlksel bir forma sahip olduğunu düşünürüm. Eğer İbn-i Sina'nın varlık mahiyet ayrımı onda olsaydı bu sorunu çözebilirdi. Amiri de çok yaklaşmış. Şimdi İbn-i Sina dedi ki varlık mahiyet ayrımı yapınca bir şeyin mahiyetinin nedeniyle varlığın nedeni farklıdır. Yani mahiyetin illetleri ve varlığın illetlerini tetkik etmediğimiz sürece biz bir nesnenin oluşumunu ayıramayız. Tahmin edemeyiz, tam olarak ortaya koyamayız. Çok uzatmayayım. İbn Arabi, Tanrı ile alem arasındaki nedensel hiyerarşiyi anlamdaki bir nedensel hiyerarşi olarak vazetti, mahiyetteki bir hiyerarşi olarak vazetti. Tanrı'nın her bir nesneyle dini düşünen ısrarcı olduğu nokta bu. Tanrı'nın her bir nesneyle doğrudan ilişkisi meselesinde varlığın illetlerini çözdü. İbn Arabi'ye göre, her bir nesnenin vücuda gelmesinde yegane illet farkı Tanrı. Tanrı daima varlık teyzini verir. Tanrı'dan başka bir şey çıkmaz. Ve varlık teyzi edilgendir. Nasıl edilgendir? İlm-i ilahi ezelidir. İlm-i ilahi ezeli hakikatleri içerir. Ezeli hakikatler varlık teyzini aldıkları zaman dışta vücut bulurlar. Yani tezahür ederler dışta. Vücut buldukları takdirde bu varlıkla muttasıp varlıkla mevcut hale dönüşür de ve varlığı biçimlendirirler aynı zamanda. Varlığın geldiği hakikat, varlıkla biçimlenen değil, varlığı biçimlendiren bir hakikat ve bu nedenle mesela her bir nesnenin hakikati ezelidir. Her bir nesnenin hakikati. Şimdi, böylece İbn Arabi, Tanrı ile alem arasındaki doğrudan irtibatı varlık üzerinden temin etti. Sudur sigarasını alınca da, sudur hiyerarşisini verirseyince de, filozofların nedensellikle ilgili, yani vahdaniyet fikriyle ilgili duyarlılıklarını da çözdü kendisine göre. Yani bu teoride çözülüyor. Şöyle çözdü İbn Arabi. Birinci aklından son bir nesneye, son nesneye kadar. Genel varlık hiyerarşisi filozoflara göre kesintisiz bir nedensel hiyerarşiye tabi edilir. Yani nedensel ilke asla ihmal edilemez. Bir illet şartlarını haizse, gerçekten tam illetse, fiilini meydana getirmek için kesinlikle herhangi bir gecikmeye maruz kalmaz. Gecikme onun illet olmasındaki eksiklik demektir. Şimdi birinci akıldan son nesneye kadar süreç İbn Arabi mahiyetlerdeki nedensellik olarak ifade etti. Yani şunu demek istedi. Birinci akıl bir aşağıdakini yani bu hakikati Muhammediye adını verdi. İnsani hakikat demek bu. Hazreti Peygamber de en mükemmel tecelli ettiği için ona hakikati Muhammediye diyor. Normalde bunun ismi hakikati insaniye. Bir başka ismi ama bir başka ismi aklı elde.
bir başka ismi vahdaniyet mertebesi. Aynı şeyi ifade ediyor bu. Nur-u Muhammed. Nur-u Muhammed'i, hakikati Muhammed. Aynı şeyleri ifade ediyor. Yani baktığımız açıya göre bir alttakini mana olarak içerir. Tıpkı insan kavramının hepimizi içermesi. Hayvan kavramının bütün insanları ve diğer canlıları. Cisim kavramının canlıları ve cansız nesneleri içermesi gibi üstten aşağıya doğru, genelden özele doğru bir zorunlu sıralama olduğunu düşündü İbn Arabi. Yani dedi, söz gelin insan, hakikat bakımından kendisinin üstünde her ne nesne varsa onun altına girer. Ama varlık bakımından doğrudan varlığı tanımlar. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Metafizik bilgi, yöntem bakımından anlamı. Eksik söyledim. Bunun yöntem bakımından anlamı şu. Metafizik bilgi, Tanrı'dan doğrudan gelen varlık tecellisine bağlı. İnsan Tanrı'ya bakan doğrudan bir yönü olmadığı sürece, buna İbn Arabi el-Vecbu Hasdır, doğrudan Tanrı'ya bakan bir yönü olmadığı sürece asla kemale eremez ve metafizik bilgiye ulaşamaz idi. Nedensel hiyerarşi ise insanın ya da herhangi bir nesnenin meydana geleceği varlık seviyesini tayin eder, hangi seviyede, hangi mertebede meydana geleceğini tayin eder ve yetkinleşme süreçlerini belirler. Yani insan yetkinleşme sürecine girdiğinde ya da umut sürecinde, mirak sürecinde hangi basamaklardan geçecek sorusuna cevap nedense diğer arşide nerede olduğu bunu tespitle verir. Biz bunu tespit ettiğimizde geçmesi gereken yani ilahi şeye, makama ulaşabilmesi için geçmesi gereken mertebeleri de belirlemiş olur. En cümle İbn Arabi'nin düşüncesi aslında kendisinden önce İslam'da ortaya çıkan metafizik gelenekleri tevarüz etmiş ve bu metafizik geleneklerin problemlerini çözme girişiminde bulmuş bir düşüncedir ve İslam'da ortaya çıkan son büyük metafiziktir. İbn Arabi'den sonra yeni bir metafizik düşünce çıkmadı benim kanaatimce. Son büyük metafizik düşünce. Kelamın ve felsefenin mezhebildiği bir düşünce. Bu düşünce yani kelamdan bir şeyler alıyor, felsefeden bir şeyler alıyor. Bunun eklektizm olduğunu düşündüğümüz sürece İbn Arabi düşüncesini kesinlikle ıskalarız. Bu bir eklektizm değil. Üst cümleler olan bir fikir bu. Varlık olmak hakkından varlık haktır ve ayağını sabiti ezelidir gibi iki ana cümlesi olan bir felsefi ya da teorik düşünce. İbn Arabi tabii ki buna felsefi düşünce dememize kızardı. Ama felsefi düşünce dememizin sebebi bugün felsefeyi teorik anlamda kullanıyoruz. Yani biz sadık kelam felsefesi diyebiliriz. Eşari kendisine felsefesi bize akar gider. Yani kendisine felsefe denilmesinde mağdurca rahatlığı muhtezili olmazdı. Filozof. Evet filozof deseydik yani. Yani rahatsız olurlar da bundan. Çünkü bunun aynı zaman yaptıkları için dini bir düşünce olduğunu temelde Kur'an ve sünnet, nihayet kaldı Kur'an ve sünnet yorumu olduğunu düşünüyordular. Bunlar kendilerine filozof demezlerdi. İbn Arabi de kendisine filozof demekten rahatsız olur. Fakat temel şey bu. Aynı yeni Platonculukta olduğu gibi yukarıda icmal halde olanın aşağı indikçe tafsil olduğu bir nedensel skala vardır. Mesela ilk mertebede sadece bütün külli hakikatler vardır. Külli nefse geldiğimizde nasıl ki yeni Platonculukta tek tek nesnelerin hakikatleri varsa yani semavi nefisle cüz'i şeyleri bilebiliyorsa İbn Arabi'de de öyledir. Külliye nefse indiğimizde cüz'i şeyler hakikatler orada ortaya çıkar. Ayar-ı sabite ve övenin hakikati yok. İnsanlık hakikati var. Aşağı indiğimizde övenin hakikati ortaya çıkıyor. Felsefi hiyerarşi uyumlu. Fakat bu felsefi hiyerarşi tamamını şöylesine tek olan bir varlık deneyimine yerleştirdiği, bu varlık da Tanrı'dan ibaret olduğu için dini düşüncenin problemlerini de İbn Arabi çözdüğü kanaatinde ve bence başarılı bir keşiftir. Yani İbn Arabi'nin teşebbüsü son derece başarılı bir teşebbüs. Bu nedenle benim kanaatimce İbn Arabi'yi herhangi bir şekilde akidede nerede duruyor diye anlamaya kalktığımız zaman olayın kendisini kaçırır. Bence Nasr'ı da böyle okuduğumuzda olayı gözden kaçırır. Razi de böyle okuduğumuzda olayı gözden kaçırır. Mesela bu adam yavur mu, Müslüman mı meselesi değil. Mesele dini ne kadar anlamış meselesi değil. Dini düşüncenin problemleri var. Bunlar bizimle birlikte bu problemi çözme teşebbüsünde olan insanlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ömer Hoca, felsefe seninle gurur duyuyor. Yalnız
taş yerinde ağırdır hocam. Sorun var. Sorabilir miyim? Estağfurullah. Benim okumalarıma göre ilham ve ayan sabit edeceği hakikati terbiyedir. Yani külli değildir. Platon'un idealları gibi. Siz insanlık hakikati derken sanki külli, Platon'un idealardan bahseder gibi. Ben yanlış bir okumam yok. Yok, yanlış okuma değil. Doğru söylediniz de. Şimdi ayan... Benim hakikatim, benim hakikatim mi? Evet. Sizin hakikatiniz de şöyle hocam. Bu yok hocam, bu üçlü beşli tahtip ayarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi bir kısım varlık mertebelerine dair tahtipler üçlü, bir kısım beşli, bir kısım yedili. Şimdi üçlü tahtipte ayar-ı sabitlerin tek bir tane isim var. Hazreti İlim dediğimiz Allah'ın ilkeni ifade eden mertebe. Bu mertebeyi anlatırken yazarlar diyorlar ki insanlığın yani külli hakikat ve cüz'i hakikat de orada. Şimdi merceğe biraz daha yaklaştırdığınızda tahtip yediye çıkıyor. Yediye çıkınca Hazreti İlim bir yönüyle yani o aklı evvel tekabül eden ilk mertebe, ikinci yönüyle aşağı doğru indiğimizde külli nefisler de ortaya çıkan mertebe. En özelinde Hazreti İlmin, ilahi ilmin kendisinde sadece birinci mertebe olması bakımında külli hakikatler var. Ömer Türker'in ilham kutlarının hakikati daha aşağı mertebede yani külli nefis mertebesinde ortaya çıkıyor. Ömer Türker'in orada mı yoksa? Tabii el esmez mi? Külli. Aşağı, yani bir baktığınızda hocam külli, aşağı doğru ayrıntılandırdığınızda kül ve cüz farkı ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, sorunla bitirdik. Birinci etabı bitirdik. Buyurun ikrama. Bu kadar ama ikram mümkün değil mi? Evet hocam, nasıl ikram diye bir şey mümkün değil.